İstanbul'a çağlar boyunca değişik adlar verilmiştir. Byzantion, Augusta, Antonina, Nova Roma, Konstantinopolis, Konstantiniye, Sultanşehir, Dersaadet, Asitane, Darül İslam, Darül Hilafe, Darü Seade, Asitane-i Devlet, Bayi Tahtı Saltanat, İstanbul'i, Astanbul'in, İstanbul. Vay canına be! Gece otobüste kaza oldu da öldüm de cennete mi yükseldim Allah'ım? Böyle memleketler yaratırsın, hiç haber vermezsin narin kuluna. Bu ne ya? Bu ne böyle? Üsküdar'a yürü. Oradan Beşiktaş'a geç motorla. Oradan 15 numaralı otobüse bin. Ay yok yok, yürürüm ben be. Kaybolurum maybolurum, neme lazım? Öğrencilerimizle ilgili öyle rastgele bilgi veremeyiz maalesef. Ama abim o benim. Aradım, telefonu kapalı. Ulaşamıyorum. İstanbul'a tek başıma geldim buralara kadar. Gelirken bütün paramı da harcadım. Yani ne olur bir yardımcı olsanız. Ah be evladım. Abin olduğunu neden daha önce söylemedin? Abinin adı ne? Söylemeye geldim Fırat. Tamam. Gidelim bir yere oturalım konuşalım. Yok yok. Burada söyleyeceğim hemen. Söylüyorum. Sen hıyarın tekisin Fırat Kazan. Oh. Söyledim işte. Şimdi de gidiyorum. Hadi size iyi günler. Onca yolu bunu söylemek için mi geldin bana? Evet. Tamam. Sebebini de söyle. Neden hıyar diyorsun bana? Ne yaptım ben sana? Genel olarak hıyarsın yani. Bir şey yapmana gerek yok, tamam mı? Narin, gidip oturalım aşağıda. Sen de bana ne olduysa doğru düzgün anlat. Ben sana bir şey yapmadım. Güzelmiş burası. İstanbul. Sen ne biçim bir manyaksın ya? O parasızlıkla nasıl geldin buraya? Sen gündüz bile çıkamazdın evden. Sema'nın kürtaj paralarıyla geldim. Ben bu arada sana söylemeyi unuttum. Sema çocuğu doğurmaya karar verdi. Ben de kürtaj paralarını sana getirmeye geldim. Ama içinden azıcık harcadım. Biraz eksildi, hakkını helal edersin değil mi? Nasıl yani? O şey olmuyor mu? Bana olacağım demişti. Bir dakika dur dur. Dur arama Allah aşkına, şaka yaptım be. Çok kızdın mı bana? Ya bak Narin, gerçekten beni anlaman lazım ya. Hani ben seninle birlikte olamadığım için...
Yani erkeklerin bazı ihtiyaçları vardır. Biz biraz sizden farklıyız. Gerçekten bak, ben seni kırmak istememiştim. Gerçekten. Ben senin çok umrundayım da sanki. O ne demek şimdi ya? Umrundasın tabii. Ben kasabadan zorla gönderildim biliyorsun. Yani babam başıma bir şey gelmesinden korktuğu için gönderdi beni. Sen de telefonu gitmişsin, kulübe bırakmışsın. Arıyorum arıyorum, bizim adamlar çıkıyor. Beni istemiyorsun, terk ettin diye düşündüm. Gerçekten bak, buraya geldiğin için çok sevindim ben. Kalacak mısın biraz da? Bilmiyorum, daha karar vermedim. Bakacağım kafama göre. Kaçtın mı kız yoksa sen? Yok canım, daha neler. Benim gelecekle ilgili planlarım var herhalde. Kafamda yapacaklarım var. Sorumluluklarımın bilincindeyim herhalde. Biliyorum, sen tanıdığım en savaşçı, en akıllı kız. Bütün dünyayı dize getireceksin. Ne kadar zor bir durumda olduğunu da biliyorum. Bir de ben dert oldum değil mi başına? Yok canım, yani o kadar da umursamadım aslında. Yani hem biz o zamanlar ayrıydık. Zaten bu Sema da her önüne gelenle yatıp kalkıyor. Senin yakın bir arkadaşın değil o zaman. Yok canım. Ben öyle duydum sizin maceranızı. Allah Allah. İyi, madem buraya kadar geldin, sana İstanbul turu yaptırmadan olmaz değil mi? Kaptan. Şey, bir bakar mısın ya? Dur abi. Ya şuradaki tekne kimin? Bir arkadaşım. Ne kadar vereceğiz? 3-5 kişi verirseniz ayrılırız. Şunların parasını da. Oha be! Ne kadar pahalıymış bu İstanbul. İki balık yedik şu hale bak. Ötesin anadolu'muz. Bir bak buna. Teknenin parasını vermekle uğraşmayalım dedim ya. Kaptana parayı verince bu tekneyi ayarladı bize. Bak, burası Beylerbeyi Sarayı. Eskiden yazlık sarayı olarak kullanılıyormuş. Genellikle yurt dışındaki başkanlar kalıyor. Doğma bahçe nerede? Oraya gideceğiz biraz. Uf, neredeyim, neler yapıyorum ben? Bizimkiler görse şu halimi kafayı yerlerdi. Sonra da benim kafam tabii. Bir resmimiz olsa şöyle. Saklasam ölünceye kadar. Bu akşam gidiyorum ama geleceğim. Bak, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Bir 10 aycık bekle beni. Acil gelsin demişsin. Geldim hemen koşa koşa. Hop, sana geldi bu. Ayşe. Hadi kızım, sen şu tuhaf bir şey. Bu yeni telefonun numaramı rehberine kaydettim. Eline ulaşınca bana mesaj at. Aklını mı kaybettin kızım sen? Hı? Daha yeni Sema o heriften çocuk aldırmadı mı? Ya şey, evet öyle oldu işte. Evet de şimdi açıkladı bana onu. Neyi açıkladı ayol? Açıklanacak tarafı mı kalmış bunun? Şimdi İhlal abla bak,
Şöyle bir şey varmış hayatta. Şimdi kızlar ikiye ayrılıyormuş erkeklerin gözünde. Sevilecek kızlar, yatılacak kızlar. Ay hala ama aynı bahaneleri öne sürüyor bu erkekler. Hey yarabbim sen bana yardım et. Benim genç kızlığımın üstünden koca bir nesil geçti. Yine yutturuyorlar, yine yutturuyorlar kızları bu saçmalıkları. E ben ne diyeyim? Müstahak size başınıza gelenler kızım vallahi. Ya tamam ama biz konuştuk İstanbul'da Fırat'la. Anlattı bana her şeyi. Seviyor olan beni gerçekten. İkna oldum ben bu sefer. Ne İstanbul kız? Ya şimdi ben İstanbul'a atladım gittim buna hesap sormaya. Nasıl? Ya nasılsa nasıl. Bırak nasılın işte abla ya. Neyse gezdirdi beni böyle. Çok güzel bir gün geçirdik vallahi. Görsen İclal abla, İstanbullu üniversiteli kızlar gibiydim ya. Dünyanın en güzel şehri orası. Paris'ten falan güzel diyorsun yani. Ya of abla dinle bir ya. Güzel tabii. Neyse gezdik işte. Ay çok güzel şeyler söyledi bana. Abla, çocuk gerçekten aşık bana. Çok seviyor beni. Neyse ben zaten kararımı verdim. Ne yapıp yapıp mutlaka İstanbul'da onun yanında okuyacağım üniversiteyi. Kızım, sen o çocuğun umurunda falan değilsin. Yediği altlardan belli. Hem büyük o çocuk senden. Ailesi de sen Karun gibi zengin. İstemezler kızım seni onlar. Bak ileride çok üzülürsün. Hiç boşuna hayal kurma Nar. İstemezlerse istemesinler be. Ne yapayım? Zenginse de zengin. Allah Allah. Bizim aşkımızın önünde hiçbir engel yok Hicden abla. Gerekirse Fırat res çeker ailesine. Ah be Nari. Ben yarın öbür gün o kendi dengi bir kızı koluna takarsa üzülme diye söylüyorum bunları. Güzel kızım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.